içimizi acıtan kararla alakalı da. Tam onu sormuşum biraz sonra. Mehmet Zeyrek yayınımıza katılacak efendim. O işimizi acıtan, yüreğimizi dalayan Yargıtay'ın verdiği kararı konuşacağız Mehmet Sarı'yla beraber. Mehmet Zeyrek yayınımıza katılmak üzere bekliyor. Mehmet Zeyrek İstanbul'da. Mehmet Zeyrek, seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Bizler şu anda Çengelköy Kuleli Askeri Lisesi'nin önündeyiz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde burada 20'ye yakın şehit vardı. 100'e yakında gazi. Şimdi o gazilerden Mustafa Kaya konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. O gece nasıl bir tepki verdiniz? Dışarı çıktınız, gazi oldunuz. Bize neler anlatırsınız? O gece işten çıkıp mesaim bitti, evime geldim. Saat 18-20 sıralarında misafirlerim vardı. Onlarla oturduk, muhabbet ediyorduk evde, sohbet ediyorduduk. Televizyonu falan da açmadık. O esnada saat 9'a yakın civarlarda kayınbiraderim vardı, misafirdi bende. Onun telefonuna mesaj geldi. Değişik olaylar oluyor. Köprüde bomba varmış, işte asker müdahale ediyormuş falan diye. Bir anda aklıma geldi, ya böyle bir şey varsa asker niye müdahale etsin? Bunun polis ekibi var zaten, bomba imha ekipleri var. Asker niye orada olsun? Televizyon açalım bir bakalım dedik. Televizyon açtım, haberlere baktım. Hakikaten çok anormal bir durum var. Anormal bir durum söz konusu. Sonra telefonlar, mesajlar falan gelmeye başladı. Arkadaşlarımdan, çevremden, siyasi kanallardan mesajlar gelmeye başlandı. Bir darbe girişiminden bahsediliyordu. Darbe deyince şok oldum tabii. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Darbeyi daha önce hiç yaşamadık ama en azından okuduk. Belgesellerden olsun, kitaplardan olsun okuduk, gördük. Yani bir an endişeye kapıldım. O zaman 4 yaşında kızım ve daha henüz 1 yaşına girmiş oğlum gözümün önüne geldi. Ne yapmam gerektiğini düşündüm kendi kendime. Evde bir yana gidiyorum, bir tarafa geliyorum. Hanım da benim bu halimi görünce o da korktu. Benim buna bir müdahale etmem lazım, bir şey yapmam lazım. Elimden ne geliyorsa onu yapmam lazım diye düşündüm. Arkadaşlarımdan falan da telefon geliyordu sürekli. Bir arkadaşım aradı beni. Ya ne oluyor falan dedi. Dedim darbe oluyor dedim. Bizim dedim buna müdahale etmemiz lazım. Ben dedim araç yok. Gidip beni evden alabilir misin? O geldi, beni evden aldı sağ olsun. Onunla beraber biz Kavacık'a, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı'nın önüne gittik. Oradan AK Parti İlçe Başkanı'nın önündeyken Tayyip Erdoğan'ın, reisin CNN Türkiye canlı yayına bağlanmasının akabinde biz köprüye indik. Fasomet Köprüsü'nün girişindeydi bu hainler. Buradan gelen hainler. Biz kalabalık bir şekilde, kalabalık bir grup halinde o tankların bulunduğu, askerlerin bulunduğu bölgeye doğru gittik. Bir tane asker geldi önüme. Erdi zannedersem. Tam olarak hatırlamıyorum. Rütbesi falan görmedim. Yakasına yapıştım. Ya ne yapıyorsunuz siz? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Darbe yapıyorsunuz. Farkında mısınız diye. Evet. Çocuğu şöyle bir silkeledim. Tabii arkamdan da kalabalık durup gelince, yani bir şey yapmasınlar, bir müdahalede bulunmasınlar. Çocuğu, ben çocuğu serbest bıraktım. Çocuğu serbest bıraktıktan sonra o tankların arasında bulunan diğer askerler, rütbeler vardı. Onların arasına gitti. Oradan bize ateş ettiler. O benim yakasına yapıştım. Asker bizim üzerimize ateş ettiler. Öyle gazi oldu. Aynen öyle. O sırada esnada yaralanmışım. Farkında değiliz ama biz. Yani son mesajım da 15 Temmuz darbe girişimi o zaman bitti ama 15 Temmuz devam ediyor. Halkımızın bunu unutmaması gerekiyor. Hainler hala işimizde. Efendim çok geçmiş olsun diyoruz. 15 Temmuz'un 6. yıl dönümündeyiz. Çengelköy'de 100'e yakın gazi vardı. Onlardan biri de Mustafa Kaya'ydı. Duygularını aldık kendisinden. Sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan. Mehmet Zeyrek'e ve misafirine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'un anlamını, önemini, dikkatli ve uyanık olmamız gereken kısımlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir,